Sami Helvacıoğlu. 28 doğumluyum. İşte 70 senesini orada dağıdım. Devamını da bindim. Dağda taşta. Hem avcılık hem arıcılık. Türkiye'ye beni bil. Bir Van'dan bir gün geçtim. Başka hep Türkiye'nin Muğla, Marmaris, Bodrum, Kuşadası, Adana, Kozan, Konya, Ereğli, Van, Han. Her yeri gezdim. 70 kaç senesinde. Bilmedik kimse yok Türkiye'de demeyeyim arıcılardan, avcılardan. Her tarafı gezdim Türkiye'nin, her tarafı. Öyle olduğuna bakma. Ciddi diyorum. Gazla marş. Gaz yakar. Çalışmazsa tabii gittirim de müşterim çok. Akı zayıf oluyordu. Gitip biniyordu, yolda kalmıyorduk. İşte çok, benim can kanadımdı bu. Şimdi bakma, balatalar tutmuyor, ben diyorum balatalar tutmuyor, cive bir şey alayım bilmiyorum da. Çocuklarım biniyorlar Allah'a şükür, hepimiz Allah ömür versin, vermem. Ben bindim mi, ben dünyada araba yok biliyordum, kötü arabayı öyle olduğuna bakma. Ufak kaşlardan, kayaların içinden giderdim her tarafa. Gelip giren kurdalıyor, ediyor. Burada da işte karayollarına gelmişti. Burada otururlardı. Çay içiyorlardı kamyonhanede. Bu niye bekliyor? Böyle böyle yukarıdama çıkmak istiyor dedi. Telefon etmiş. Hemen bir kepçe geldi Kayseri'den. Deve gibi aldı koydu oraya. Hemen ben memnun oldum. Allah hepimizden razı olsun. Manevler. Her şey. Bir o değil. Hepimiz Allah gençlere iyi ömür versin. Kaza bela vermesin. Yaşan. Bir şey demem. Ha, öyle de yaşamak lazım. Tabii damı benim evi soranları, biraz çocukların evini soran, damda cip var diyorlar. Dakma da takıldı. Mustafa İlhan Helvacıoğlu. Sami Helvacıoğlu'nun oğluyum. Bir oğluyum. 7 tane de kız kardeşim var. Geçmiş dönemde gelirimiz arıcılık üzerine olduğu için sürekli arıcılıkla görev yaptık. Arıcılıkla kazandık. Babam bizi yetiştirdi sağ olsun. Ve o zamanlar eski dönemlerde araç yoktu ama bu jipi aldıktan sonra çok rahat ettik. Yaylalara, arıların konaklaması gereken yerlere sürekli bu jiple gidip geldik. Ticaretimizi bu jiple yaptık. Aynı zamanda arıcılıktan ziyade av mesleği de var. Babam çok eski avcılardan, hemen hemen 70 yıldır, 75 yıldır arıcılık yapmakta. Ve avcılığı da aynı zamanda devam ettirmekte. Bu jipi biz hem avcılıkta kullandık hem de arıcılıkta kullandık. Geçmiş dönemde bu jipimiz aynı zamanda gazilik ünvanı da var. Şöyle ki ava gittiğimizde avcı yaşlı amcalardan 2-3 kez arabanın içerisinde tüfek boşandırdılar. Arabanın bazı yerlerini açtılar, böyle şey yaptılar. Anısı çok jipin. Sürekli ondan gezdik, arıcılık yaptık. Birçok yerden gelenler oldu. Özellikle İstanbul'dan, Ürgüp'ten falan gelenler oldu. İlle bize bu jipi verin, biz bunu yapalım. Ne istiyorsanız, fiyat hiç önemli değil. Değeri ne olursa olsun ödeyelim dediler ama bizim için maneviyatı çok büyük. Babamızın bir anısı var. Ve bu araçta sürekli ava giden, arıcılıkla ilgilenen çok yaşlı amcalarımız, abilerimiz, birçokları rahmetlik oldular. Ondan dolayı bunun bir manevi değeri olduğu için satmayı düşünmüyoruz. Hiçbir zaman değer biçemeyiz. Bu fikir, aracımız aşağıdaydı. Hiçbir anlamı yoktu aşağıda olduğundan dolayı. Düşündük, babamla da ortak karara vardık. Bunu, ben ölsem de bunu saklayacaksınız, bunu hatıra olarak saklayacaksınız dedi. Biz de o vesileyle bir vinç yardımıyla aracı yukarıya çıkardık. Şu anda da koruyoruz. İleriki dönemlerde belki bir koruma altına daha alabiliriz. Paslanmaması için, çürümemesi için. Çok bir manevi değeri var bizim için. Şu anda bu aracı gelip geçenler sürekli duruyorlar, resim çekiyorlar, bakıyorlar. Herkes bir ilgi duyuyor buna.